Merhaba sevgili izleyiciler. Business Channel Türk'ten sevgiler sunarım. Evet, güzel İzmir'in güzel insanı, güzel kızları her zaman güzeldir. Ama bunun içine bir de makyaj eklenince ve makyaj üstadı olunca, artisti olunca make-up uzmanı, make-up artisti diye geçiyor. Sayın Nihal Adağ'la beraberiz. Nihal Hanım konusunda işin ehli, aynı zamanda soft, güzel makyajın yöntemlerini bize anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Nihal Hanım? İyiyim, teşekkürler. Böyle güzel ve sade bir makyajı görünce bize de öğreteceksiniz inşallah. Tabii ki de. İzmir tabii ki sizi tanıyor. Birçok eğitim verdiğiniz kişiler tanıyor sizleri. Ama sizi tanımayanlar için bir de kendinizi sizden dinleyelim. Ne yapıyorsunuz, kimsiniz? İzmirliyim. Karşıyaka doğumluyum. Özel bir kurumda öğretmenlik yapıyorum. Güzellik uzmanlığı, kalıcı makyaj, profesyonel makyaj ve ipek kirpik ve kalıcı makyaj eğitimleri veriyorum. Bütün bunların eğitimleri verirken, aynı zamanda uygularken kendi kendinize mi uyguluyorsunuz? Mankenlerimiz oluyor. Öğrenciler birbirlerini uyguluyorlar. Birebir eğitimlerde mankenleri biz getiriyoruz. Yani herkes gönüllü. Çünkü öğrencilerimiz gerçekten iyi işler çıkartıyorlar. Biraz da içinde olması gerek, değil mi Nihal Hanım? Evet, yani yetenekli olmaları gerekiyor. Kalıcı makyajda özellikle. Eğer yetenek yoksa zaten uzun uğraşlardan sonra, eğitimlerden sonra yeteneğini başka bir bölümde denemesini söylüyoruz ve o kişiye belge vermiyoruz. Peki mesela göz makyajı, kalıcı makyajdan tabii ki konuşacağız. Pudralama tekniğinden farklı işte ne kaş şeyi, kıl tekniği hepsinden konuşacağız ama göz makyajı diyelim ki gündüz ve gece makyajları var. Bu göz makyajını kağıt üzerine çizerek mi yapmak gerek? Yani bizler bizim gibi insanlar için ben beceremiyorum makyaj yapmayı. Yani bu kadar kamera önündeyim. Ama hala çok iyi beceremiyorum. Nedir bunun sırrı? Renk geçişlerini çok iyi yapabilmek lazım. Renkleri iyi tanımak lazım. Ben aynı zamanda resim çiziyorum. Tasarım basın yayın mezunuyum. Elim çok yatkındı. Bu mesleği de çok severek yapıyorum. Tabii ki de yeteneksiz birinin bunu yapması çok zor. Herkes makyaj yapamaz ve göz tipine göre Teşekkür makyaj ederim. yapılması Yeteneksizliğim gerekiyor. kanıtlandı Sizin kameralar için değil bu. önünde. Hayır, kişi kendine zaten çok zor makyaj yapabiliyor. Mesela Beceremiyorum. kalıcı makyajı ele alırsak zaten uzmanların çoğu kendine makyaj yapamaz. Ha, uzmanlar da yapamıyorsa içim Uzmanlar hani rahatladı. aynanın karşısında işte cihazın belli tutulma teknikleri var. Bunu kendine yapması çok zor. İlla ki başka bir uzmanın yapması gerekiyor bunu. Yani biz de aynı şekilde sadece normal makyajı yapabiliyoruz. Göz şekillerine göre yapılırsa ve renkleri böyle çok koyu geçişleri olmadan kullanırlarsa daha iyi yapabilirler. Peki ben hani hobi olarak bir uzman olarak değil veya bir şey değil ama kendime oturduğum zaman evde veya bir yere giderken o makyajı yapmak istiyorum. Bunu öğrenmek için ne kadar zaman harcamam gerekiyor? Tüm teknikleri öğrenmeniz için özel olarak, hobi olarak söylüyorum bunu. Bir ay süre yeterli sizin Ciddi için. mi? Yani çok uzun bir süreye gerek yok. Ya Yani çok da iyi makyaj çıkartabilirsiniz. sanki aylarca şey boya küpüne batmış gibi oluyorum bazen. Bazen Aslında şu... palyaço gibi oluyorum. çok ağır makyajlarda oluyor bu. Mesela şu anda benim yüzümde sadece BB krem var. Yani o kadar Bir de rimel az bir var makyaj. galiba, değil mi? Rimel var, silikonlu Silikonlu mu olması rimel. gerekiyor akmaması için? Daha dolgun göstersin ve daha uzun gözüksün diye ben silikonlu sürdüm. Eyeliner da yok şu anda gözümde. Daha soft renkler kullandım. Çok hafifti onlar. Bu yıl zaten Evet. moda. Hiç belli bile değil. İpek şey var İpek mı? kirpik yok şu anda. Kendi Maşallah kendi. Benim de kirpiklerim. kirpiklerim bir şeydir Allah'tan. Peki hemen kaşlara geliyorum. Kalıcı makyajda en dikkat çeken şeylerden biri kaşlar. Tabii ki ben göz kalıcı makyajını da çok seviyorum. Çünkü devamlı o rimeli veya bu şeyi sürmek zorunda kalmıyorsunuz. Eyeliner'ı. Kaşlarda nasıl bir uygulama yapılıyor? Kıl tekniği uygulaması var. Microblading cihazı ile yapılabilir. Aynı zamanda kalıcı makyaj cihazı ile yapılan uygulamalarda kıl tekniğinde daha kalıcılığı oluyor.
Pudralama sistemim var. Bunun ismi değişebilir her işletmeye göre. Yani herkes kendisine göre isim değiştiriyor. Gölgeleme, tozlama, pudralama gibi isimler de çıkıyor. İşlem aslında o kadar basit değil. Kişinin resim, renk bilgisi, anatomi bilgisi, hijyen bilgisi ve sürekli araştırma yapması gerekiyor. Kesinlikle resim yeteneği olması gerekiyor bunu yapan kişinin. Daha önceki yıllarda doktorlar yapıyordu kalıcı makyajı. Şu anda uzmanlar yapıyor. İşte herhangi bir meslekten olup da eğitime gelen, eğitim alıp bu işi yapan insanlar var. Tabii ki de hani elleri alışıyor. Biz bol bol çizim yapıyoruz. Hı-hı. Bu şekilde güzel uygulamalar çıkıyor. Ama hemen uzmanlaşılmıyor bu konuyla ilgili. Yani birçok kişi de hatalı uygulama yapabiliyorlar. Tabii biz geri dönüşlerini de öğretiyoruz. Ama her ne kadar öğretsek de yine bir sıkıntı oluyor kalıcı makyajda. Hayatınız boyunca bunu tekrarlamanız gerekiyor bir kere yaptırdığınızda. Peki kalıcı makyajı yatarak mı yapılması gerek? Özellikle kaşı güzel oturarak yapılması gerekiyor. Yüz kasları değiştiğinden dolayı normal makyaj da dahil olmak üzere biz bunu oturur pozisyonda yapıyoruz. Yani şu anda bizim oturduğumuz gibi bir pozisyon almamız gerekiyor. Yatar pozisyonda yaptığımızda kişi kalktığında çok kötü görüntü ortaya çıkabiliyor. Orta kısımdan başlıyoruz. Başlangıç noktalarını çok birleştirebiliyorlar. Çok yeni oldukları için her zaman oturur pozisyonda yapmaları çok daha iyi oluyor. Çünkü bazen yatarken daha gergin düşüyor, değil mi? Yani yüz kasları değişiyor çünkü. Yüz kasları değişiyor. Ondan sonra daha yukarıda çizilmiş gibi oluyor ama kalktığında, oturduğunda, aynaya baktığında bu sefer düşüklük oluyor. Yani o yapılan, çizilen kaşta hiçbir ilgisi olmuyor. Kesinlikle makyajda da aynı etkiyi görmüşsünüzdür. Dumanlı göz makyajı, gece makyajında, gelin makyajında kişiyi geriye doğru yatırdıklarında, yaptıkları makyajda gözleri yumruk yemiş gibi oluyor. Yani o tamamen aslında oturur pozisyonda yapsalar çok daha düzgün bir iş çıkacak. Peki hemen Nihal Hanım, bazen tabii ki bu yılın bana göre trendi 2017'nin soft pastel tonlar, üzerindeki gömlek tonları olacak gibi geliyor. Hani biraz daha modayı izlediğimiz zaman. Yanaklar bazen elmacık kemikler çıkık oluyor. Tombik yanaklar, biraz Türk tipi de zaten o şeyi vardır bizde. Evet. Eskiden o kırmızıları şöyle nokta yuvarlak olarak sürerdik. O yanakları veya yüzü şişman kişiler daha böyle zayıf göstermek için o hileler nedir? Kontür uygulaması yapılıyor. Aslında kontürün çıkış amacı yara ve yanık izlerini kapatmak için çıkıyor. Sonrasında denemelerden sonra insanların yüzlerinde inceltilebiliyor. Bunun yanında burun küçültülebilir, işte çene yapıları ortaya çıkabilir. Yani yüz tiplerine göre bu inceltme, küçük rötuş hareketleri yapılabilir. TV makyajında özellikle bu kullanılıyor. Katalog çekimlerinde kullanılıyor. Tüm vücuda da uygulanabiliyor aynı şekilde. Aslında çene geniş ama o çeneyi köşelerini alabiliyor. Kesinlikle. Veya elmacık kemikleri çıkık. Oralara bir bakıyorsunuz. Aslında çok basit. Görünmesini istediğiniz yerlere aydınlık yapıyorsunuz. Daha gizlemek açık tonlarda istediğiniz mı? Yerlere koyu yapıyorsunuz. Daha açık tonlarda görünmeyi istediğimiz yerleri açıyoruz. Evet. Daha koyu tonlarda kontür denince eskiden hep kontür uyguladık. Dudak kontürü aklımıza gelir. Kontür tam olarak nedir? Kalıcı makyaj. Yani dudak, şu şeydeki yüzdeki çizimler mi? Şimdi kontür, biraz önce bahsettiğimiz kontür, yüzü inceltmek için kullanılan bir teknikti. Hilelerimiz vardı. Bu makyaj tekniği, profesyonel makyaj alından tekniği. Alından yanaklara doğru mu? Değişir, yüz tipine göre değişiyor bunlar. Mesela bir üçgen yüzde biz yüzümüzün ön kısmına geldiğini düşünürsek, çilek şeklinde olduğunu, biz buraları çıkartmak için açık renk uygulamalıyız. Ama dudak kontüründen bahsettiniz. Dudak kontüründe sadece dış hatlara çalışma yapabiliriz. Yani kalıcı makyajı dudağın içine yaparsak zaten çok kısa sürede açılacak. Renk çok çabuk çıkacak. Ağız içi mukoza salgısı var. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Yemeği çok sıcak bir şekilde ağzınıza götürdüğünüzde ağzınız yanar. Ama bu etki çok kısa sürer ve çok çabuk yenilenir.
Dudağı biz boyayı ilettiğimiz takdirde bu boya çok çabuk çıkacak. Ve dudak sıcakta soğukta renk değiştirdiği için aynı rengi zaten tutmayacak. Yani hı-hı, kontür uygulamak çok daha mantıklı. Peki gözlerde yapılan kontürler için ne söylüyorsunuz? Hani gözaltı eyeliner şeklinde. Şöyle orada da gözü büyütmek, küçültmek ve daha iri bir göstermek için kullanılıyor. Göze çok fazla ben tavsiye etmiyorum. Makyaj neden? Teknikleri de değişiyor. Çok hassas, çok ince bir yapısı var derimizin o bölgede. Kılcal damar problemleriyle karşılaşabiliriz. Hem çok hassas hem de alerjik reaksiyon gösterebiliyor. Dudak kontürü de aynı şekilde. Uçuk virüsünü hayatı boyunca bir kere kapan kişide biz iğneyle ısıttığımız için o bölgeyi tekrar o virüsü canlandırabiliyoruz ve yüze bile bulaşabiliyor. Doktorlar virüs herpes simplex virüsü olduğunda zaten kişiyi ameliyata bile almıyorlar. Aslında yaptığımız işi çok iyi bilip çok iyi incelememiz gerekiyor. Çok riskli bir iş. Siz zaten eğitim de veriyorsunuz. Öğrenci yetiştiriyorsunuz. Aynı zamanda uluslararası alanda da öğrenci yetiştirecektiniz. Ben stüdyoya girmeden önce konuştuğumuz için bunu çok rahatlıkla söylüyorum. Rusya'dan, İran'dan değil mi? Birçok öğrenci Almanya'dan, Türkiye'nin her yerinden Dubai'den geliyorlar. Ve siz de oralara gideceksiniz. Çünkü yaptığınız işin önemini ve düzenini biliyorsunuz ve çok önem verdiğiniz biliniyor. Siz rahatlıkla bulunuyorsunuz zaten. Peki oradaki makyajla Türkiye'deki makyaj arasında nasıl farklar var? Aslında çok benziyor. Sadece biz gidip görmediğimiz için çok fazla benzemediğini düşünüyoruz. Mesela kaz ayağına yapar Fas'taki mak gözler, kaz ayağı tekniğini kullanırlar ve her göz tipine kaz ayağını yaparlar. Aslında biz de bunu uyguluyoruz ama göz tipine göre uyguluyoruz, kaz ayağına. İşte gözleri birbirinden uzaklaştırmak için, daha derin göstermek için, mesafeyi büyütmek için kullandığımız bir teknik. Çok benzer yanları var aslında. Çok ağır makyaj değil de Türkiye'deki makyaj türü aslında çok daha güzel. Yani Batı daha soft, daha sade yapıyor. Araplar ama, daha koyu. Evet, orası daha koyu. Bizde de koyu yapanlar var çok fazla. İkisinin ortasını bulmak lazım. Araplar, yani yakışanı yapmak lazım. O da yakışandır aslında. Zaten Araplar da özellikle İranlarda, Acemlerde, şeylerde göz yapıları çok güzel. Ne dersek diyelim yani kocaman. Kesinlikle öyle. Zaten doğuştan sürmeli olan bir göz yapıları var. Bir de onları hafif rötuşlarla yani... O gözler ve kaşlar ortaya çıkıyor. Yani kaş göz gerisi söz boşuna denmemiş ki sizde olduğu gibi. Teşekkürler. Orada da ufak dokunuşlar. Peki makyaj kıyafetlere uygun mu yapılmalı? Kıyafete uygun yapılmalı ama göz rengi de ele alınmalı. Mesela ela gözlü birine çok güzel bir şekilde dumanlı göz makyajı yakışır. Mor tonları çok yakışır. Moru insanlar çok fazla lila mor efektini çok sevmezler ama aslında çok da tutulan bir renk tonudur bu. Son yıllarda gelin makyajı olarak kullanılır. Eskisi gibi gümüş renkleri, işte mavi tonları çok kullanılmıyor ama hala alışılmış bir teknik var yapılan. Göz rengi ele alınırsa ve kıyafeti ele alınırsa çok daha iyi işler çıkar. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sertifika veriyorsunuz, öğrencilerinizi yetiştiriyorsunuz. Anadolu'nun her yerinde de çağrıldığınızda veyahut da bir toplantı olduğunda öğrencileri topladıklarında gidip orada da eğitim verebiliyorsunuz. Kaş kontürü yaparken küçük cihazlar mı kullanıyorsunuz? Birçok cihaz çeşidi var. Aslında bu cihaza bağlı değil bana göre. Kişinin el yeteneğine bağlı bir durum. Yani cihazın çok iyi olması, ben öğrencilerime de her zaman söylüyorum, çok iyi olması, çok pahalı olması bizi ilgilendirmiyor. Biz herhangi bir satış yapmıyoruz. Yani kurum olarak da, kendi şahsım olarak da yani herhangi bir satışımız yok. O yüzden istedikleri cihazları alabilirler. Ama kalem tipi uygun fiyatlı, herkesin bütçesine göre olduğu için kalem tipi kullanabilirler. Yani bu kişinin tamamen el yeteneğine bağlı bir durum.
Zaten hijyende en önemli olaylardan biri. Tek kullanımlık iğne kullanıyorlar zaten. Peki Nihal Hanım, bize söyleyeceğiniz, izleyicilerimize ileteceğiniz son olarak bir şeyler var mı? Bakımlı olsunlar. Bakımlı olun kesinlikle. doğru işler yapmalarını istiyorum. Ya, sektörümüzle ilgili aslında çok büyük sıkıntılar var. Herkes işine sahip çıkarsa bizim de haklarımızı almazlar diyeceğim. Çünkü gündemi takip ederlerse son günlerde çıkan yasaları da görürler bizim mesleğimizle ilgili. IPL yetkisini aldılar. Bu biraz sıkıntı oldu uzmanlarımız açısından. Bunlara dikkat etmelerini ve belgelerini almalarını isteyeceğim. Bunun yanında ustalık ve belgelerini de almalarını rica ediyorum. Tabii ki onlar olursa da sizler doğru uygulamayı yaparsınız. Eğitim aldıktan sonra bir yerde mutlaka çalışıp kendilerine salon açmalarını rica edeceğim. Bu durumda çok sıkıntı çekiyorlar. Hemen salon açtıkları takdirde büyük sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Siz onları aynı zamanda yerleştiriyorsunuz da kesinlikle. Öğrencileri. Öğrencileri işe yerleştiriyoruz. Salon açmak isteyenlere ücretsiz danışmanlık yapıyoruz. Salon açtıklarında yine yanlarındayız. İşlemlerinde, uygulamalarında hep birlikteyiz. Hiçbir zaman bağımızı kesmiyoruz. Hepsiyle bir aradayız. Yani tam bir aile havamız var bizim. Yani bu şekilde. Ne güzel sevgili izleyiciler, ücretsiz danışmanlık yapıyormuş. Ben de ücretsiz makyaj danışmanlığı alacağım. Nihal Hanım inşallah Kasım'da da İstanbul'da eğitimleri olacak. O eğitimleriyle beraber bizde de konuk olacak. Bize de tekrar uğrayacak. O dönemde de belki bana ufacık tefecik bir tüyolar verebilir. Gerçekten bakım çok önemli. Bakımsız durursak zaten kadın güzel olamaz. Dağınık saç, işte birazcık soluk yüz. Lütfen çirkin kadın yoktur. Birazcık kendine rötuş yaptıktan sonra inanılmaz hoş hanımlar vardır. Saçınız kuaföre gitmeyebilirsiniz ama ufacık bir toplamayla, minnacık tokalarla onları süsleyebilirsiniz. Bir kalemle kaşlarınızın rötuşunu yapıp bir rimelle kendinize çeki düzen verebilirsiniz. Onun için de buradan Nihal Adağ'dan ufak tefek tiyoları aldık. Onun sitesini takip ettiğiniz zaman da birçok tiyoları daha fazla alacaksınızdır. İnanın ki evde uyguladığınız zaman da her biriniz kendinize çok büyük farklılıklar katacaksınız. Evet sevgili izleyiciler, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman, her yerde kendinize güvenin ve kendinize bakın. Sevgiyle kalın.